Merhaba sırrım, ben Serdar ve Sanrısının sırlarının bir başka bölümünde daha hoş geldiniz. Bu bölümde küçük küçük sırları inceleyeceğiz. O kadar büyük sırları incelemeyeceğiz. Şimdi nereye geldim ben? Haritanın kuzey batı, aslında orta kısmındayım. Orta kısmının işte üzerindeyim. Tam bu askeri bölgenin gene sol tarafındayım. El Castillo del Diablo ile Ara 69'un tam ortasındayım. Burada ne var? Peki burada ceset torbaları var arkadaşlar. Bu ceset torbaları burada. Böyle bir şey var, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ceset torbası var. Peki bunların olayı ne? Birçok kişi burada olan katil kovboy, seri katil kovboy hakkında bir tane video yapmıştım. Onun ceset torbalarını buraya attığını söylüyor. Bazıları Leatherface'in attığını söylüyor. Bazıları şuradaki hemen El Castillo de Diablo'daki mezarlıktaki cesetlerin çalınıp buraya getirildiğini söylüyor. Bunu Etkin diye bir tane manyağın yaptığını söylüyorlar. Ama işin aslında şey, çok başka bir boyutu da var. Hani tabii bu cesetleri burada hiçbir zaman görmedik. Ama yani oyunun hikayesinde hiçbir zaman değinilmedi ama oyunun Sanrias Introduction adlı videoda biliyorsunuz Sanrias çıkmadan önce trailer tarzında bayağı bir, ne kadar süresini unuttum ama uzun bir video yapıldı. Kısa bir film gibi aslında. Hani kısa değil, bayağı kısa da değil, bildiğiniz dizi gibi bir tane film yapıldı. Orada ceset taşıyan insanlar görüyorduk. İşte Toreno'nun emrindeki adamlar falan vardı. Muhtemelen bu cesetler de onlar, benim düşünceme göre o cesetler de onlar. Ama tabii bunu herkes biliyor çünkü haritada var, gerçek bir şey. Bunlar hareket etmiyor, yanmıyor. Yandığı, daha doğrusu yanıyor ama yandığı zaman hiçbir şey olmuyor, hiçbir şekilde hareket etmiyor. Sadece haritanın bir parçası haline gelmişler. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Şu arabayla taşınmışlar, büyük bir ihtimalle bu arabayla taşınmışlardır. Ama ve lakin arabanın herhangi bir özelliği yok. Gördüğünüz gibi birazcık havada duruyor tabi ama onun dışında bu arabanın hiçbir özelliği yok. Bu cesetler de işte dediğim gibi hareket etmiyor, bir şey yapmıyor. Sadece buraya koymuşlar. Şimdi de Sherman Deben batı kısmına geldik. Haritada hemen yerini göstereyim. Şu kısım. Haritada şuradayız, yukarıda. Sherman Deben batı kısmındayız. Gene herkesin bildiği bir şey. Şuradan melekler duruyor. Melek heykelleri duruyor. Buradaki yazıları hiçbir şekilde şey yapamıyoruz. Göremiyoruz. Ya da doğrusu okuyamıyoruz. Yani görüyoruz ama okuyamıyoruz. Yakınlarda da fazla bir olay yok. Ama bu melekler hakkında birkaç tane şey var. Bir tanesi oyunda gerçekten melekler olduğu söyleniyor. Ve işte lan arabayı çalmışlar. Ah. Ah. Vay pisi, arabayı çalmışlar. Neyse. Sanrias. Sanrias. Neyse. Bu meleklerin gerçekten oyunda olduğu söyleniyor. Bazı kiliselerin canlarına bakarsak melekleri görebileceğimiz söyleniyor. Bazı kiliseleri yakmaya çalışırsak meleklerin bizi durdurmaya çalışacağı söyleniyor. İlginç şeyler söyleniyor. Aslında bunlar oyunda yok. Sadece insanlar gazı geliyor, birileri dedikodu yayıyor. İşte ondan sonra da şey yapıyorlar. Bir diğer şey, şu meleklerin aslında melek olmadıkları söyleniyor. Bunlar aslında Mothman, yani güve adam denilen bir tane adam, böyle yarasaya benzer büyük bir şey, yaratık olduğu söyleniyor. Onun da olay ne? Bu aslında bir mitolojiden geliyor. Bu yaratık ne zaman görüldüyse gerçek hayatta, hani ne zaman görüldüğü iddia edildiyse, hemen ardından bir trajedi oluyor. Bir köprü yıkılıyor, bir deprem oluyor, bir yangın çıkıyor. Ve bu aslında gerçekten de doğuda Japon mitolojisinde, Çin mitolojisinde olan bir tane yaratık. Gerçekten böyle bir özelliklere sahipmiş. Aynı görünüşe sahip bir yaratık. Bir tanrı galiba. Felaketin habercisi olarak biliniyor ama oyunda sadece gene delikodulardan ibaret. Aslında bu heykellerin gerçek hikayesi şu. Yani bu gerçek oyunda işte böyle bir baraj var. Barajın yanında da gerçek hayatta oyunun bu bölgenin ne alınan model olarak alındığı yerde gerçekten böyle bir baraj var. Barajın yanında da böyle iki tane heykel var. Rockstar'da ona göndermelerde bulunmuş. Fazla bir hikayesi yok. Sizlere bu arada bir bug göstermek istiyorum. Taksiye atlıyorum şimdi. Taksiye atladım. Çok ilginç, bug falan yokmuş. Ana. Takside hidrolik var. Çok ilginç, çok ilginç taksi buldum şu anda.
Şimdi de şuraya geldik. San Fierro'nun kuzeydoğu kısmı olan da en soldaki iskele. Burada ne var? Burada şöyle bir denizaltı var. Şuna baktığınız zaman hiçbir değişik yönü yok. Bu sadece bir easter egg olarak oyuna konulmuş. Aslında bu denizaltının hiçbir görevi yok. Hiçbir görevde buna hiçbir hikayenin hiçbir kısmında yok. Hani görevlerde falan bununla ilgili hiçbir şey geçmiyor. Sadece Numnuts diye, US Numnuts diye bir şeyler yazıyor burada. Namnat. Not, not hani not sözcü deli anlamına geliyor. Sokak dilinde. Namın ne oldu? Nam neydi ya? Number. Number. Sayı numara anlamına geliyor. USS. Herhalde US Submarine anlamına geliyor. Ama onun dışında farklı bir şey yok. Sadece bir easter egg olarak koymuşlar. Ben de göstereyim dedim. Şimdi de şu taraftayız. Gant Bridge'in güney kısmındayız. Hemen şu girişin yanındaki ilk şey, buna ne diyorlar, ilk kule gibi bir şey işte. Şöyle yukarı çıkın, en yukarıda şurada şey diyor. No, there are no easter eggs up here, go away. Burada hiçbir easter egg yok, geri git diyor. Bu tabelada şimdi aslında hiçbir easter egg yok, yani hiçbir özelliği yok, ama bu tabelanın burada olması bile başta başına bir easter egg, küçük bir sır. Ve şöyle bir yere geliyoruz. Şu anda şu taraftayız. King's Doherty gibi bir yerdeyiz. San Fierro'nun böyle ortası güneyine doğru. Aslında CJ görevlerini yaptığımız yerde San Fierro'da. Şimdi buraya geliyorsunuz. Şuradan jetpack'le yükseldiğiniz zaman onun bug'ı var. Şöyle bir yere geliyorsunuz. Şuradan aşağı gidip bayağı böyle şehrin altını falan görebiliyorsunuz. Tabii ben bunu yapmayacağım. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü gidemeyeceğiniz bazı yerlere gidebiliyorsunuz hani. Şey değil bu. Yani gene sır değil ama bazı ilginç yerlere gidebiliyorsunuz. Böyle küçük bir bug. Tabii başka bug'lar yapmayacağım. Bir tane daha bug göstereceğim. Onda hani o da sırlarla alakalı olduğu için göstereceğim. Hazır buraya gelmişken aslında şeye gelecektim. Buraya gelecektim. Gelin buraya. Şu Zero'dan şu parayı alalım ilk önce. Parayı aldıktan sonra şu Zero'dan içeri girin. Zaten hemen şeyin yanında, o gösterdiğim yerin yanında. İşte şurada bir tane elman var. Zero. Aslında bu bizim çalışanımız çünkü. İş yeri bize ait. Kendi çalışanımızı öldürüyoruz. Şimdi biz neden buraya geldik? Gördüğünüz gibi burası bir tane oyuncak dükkanı. Hani burada bol bol oyuncak şeyleri falan var. Ama ve lakin bu ne? Mesela Jester Crossbow falan filan. Burada bir sürü oyuncak var. Ayrıca burada gördüğünüz gibi Rockstar'ın daha önceki Türkiye'de yasaklandığı bu oyun tabi Manhunt adlı bir tane oyun var. Bu oyunun karakterlerinin şeyleri var, figürleri var gördüğünüz gibi. Dahası da var. Geliyorsunuz buraya. GTA Grand Theft Auto Vice City'den meta oyun oldu artık. Oyun üstü oyun oldu. Tommy Vercetti'nin Lance, buna da Lance'dı galiba, Lance'ın figürleri falan var. Çok hoş bir şey olmuş aslında. Sanırım buradan başka bir şey de yok burada. Şimdi ise Los Santos Gym'e geldik. Size bu videoda göstereceğim son easter egg. Aslında normal bir sır olarak çarpıldı ama bence o kadar da büyük bir sır değil. Şimdi neredeyim ben? Los Santos Gym'in herkesi nerede olduğunu bilir ama ben genelde göstermek istedim. Haritanın güneybatısında, Los Santos'un da güneybatısına doğru. İşte Ganton'da Idlewood'da kalıyor aslında, Ganton'a doğru. Gross Street'in yakınında şurada bir tane salon var. O salondayım. Hemen içeri giriyoruz. İlk önce kendim bir deneyeyim. İçerideki herkesi öldürün diyor ama sanki olmadan da yapılabilirdi. Aynen. İçerideki herkesi öldürmenize gerek yok. Ama ben genelde öldüreceğim. Ya da sadece seni öldürüyorum. Kanka işte ne haber? Seni de öldüreyim. Hemen öldürüyorum. Kasırdım. Hemen buradan bu köşesinden şeye çıkıyorsunuz. Yukarı çıkıyorsunuz ve Blue Hell, Türkçesi Mavi Cehennem adlı bir yere gidiyorsunuz. Buradan bayağı bir yere gidebilirsiniz aslında. Çok değişik, acayip acayip yerler var. Birazcık gezelim bakalım önümüze bir yer çıkacak mı? İlginç bir şekilde. Birazcık zamanımız olacak tabii ki. Aynen şu anda boşlukta ilerliyoruz. Nereye gittiğime tam şöyle batıya doğru gidelim. Bakalım önümüze bir şey çıkacak mı? Çıkması lazım normalde.
Daha doğrusu burada bir yerler var. Mesela sadece eğer önümüze çıkarsa buranın nasıl bir yer olduğunu göstermek istiyorum. Mavi cehennem deniyorlar buraya. Normalde oyun haritasında olmayan yerler de var. Ha. Gördüğünüz gibi bazı yerlerde modeller var. Şu anda ilerliyor muyuz, ilerlemiyor muyuz bilmiyorum. Tam şöyle şuradayız. Tam şu toprak yolunun olduğu yerde birazcık ilerleyelim. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Bayağı ilerledik aslında. Tamam. Birazcık şöyle gidelim. Kuzey, batıya doğru. Bakalım nereleri görebileceğiz. Bir yer göstermeden olmaz. İllaki bir yer göstereceğim. Allah Allah. Birazcık daha kuzey ve doğru gibi gideyim acaba. Ne kadar gittik? İlginç bir şekilde hiçbir şekilde gidemedik. Şimdi yukarı doğru çıkalım o zaman. Şöyle ilerleyebilir miyiz peki? Hayır, ilerleyemiyoruz şu anda. Aa, çok ilginç. İlerleyemiyoruz. Neden? Yükselmemiz gerekiyor. Hayır, gene ilerleyemiyorum. Bir yere takıldık ya. İlginç bir şekilde bir yere takıldık. Normalde buradan bayağı bir yere gidebilmemiz gerekiyordu ama. Şöyle iyice yine inelim o zaman. Bakalım neresi var, neresi yok. Yürüyebileceğimiz yer var mı? Ah! Denize indik. O da ilginç tabii ki. Ha, şimdi gidiyoruz. Çok iyi. Evet, şu anda ah, yerdeyiz. Ha, buradan gidemiyoruz. Evet, gene böyle bir yere geldik. Bu taktiği bana kuzenim öğretmişti ama buradan ona selamlar. Burası ilginç bir aslında bunun bir haritası vardı. Ben bunun haritasını şeyin sonunda paylaşayım. Hemen bu aralarda görün o haritayı. Oradan istediğiniz yere gidebilirsiniz. O zaman bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklayıp paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.